Bye bye. İyi film. Here we go. Herkese merhaba, ben Samet. Yapalım Uzman kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Bali'deyiz. Yani Bali'de bugün gideceğimiz yerin ismi Waterboom Aquapark olarak geçiyor. Bu aquapark zaten ben buraya gelmeden önce arkadaşlarımdan, çevremden duymuştum. Mutlaka git, güzel, eğlenceli bir ortam. Ve ben yaklaşık belki de bir 6-7 yıl önce falan gitmiştim aquaparka. Bir 2000 kaç yılıydı, 18 falan var mıydı, 19, 17 o civar bir şeydi yani. Ve işte gittiğim yerde Aydın'da bir tane yer vardı. Aydın mavi şehirde olması lazım. Herhalde Türkiye'nin en büyük ikinci aquaparkıydı o zaman. Oraya gitmiştim. Oradan sonra hiçbir aquaparka gitme fırsatım da olmadı, zamanım da olmadı ve isteğim de olmadı. Neyse arkadaşlar, Bali'deyiz. İlk günümüzü biraz böyle action, eğlenceli açmak istiyoruz. Biraz önce arkadaşlar taksiye baktım. Taksi fiyatlarına zaten. Taksiye de gideceğiz. Ben taksiden kastım, Avustralya'da bildiğiniz gibi biz genelde Uber'le ya da Didi uygulamalarıyla bir yerden bir yere gidiyorduk. Burada ise Grab diye bir uygulama arkadaşlar. Ya zaten şuraya yazacağım ismini. Burada popüler ve biraz önce ben fiyata baktım. Yaklaşık öyle bir hani kaldığımız otelden yarım saat, 25 dakika falan gideceğiz böyle. Fiyatına baktım, 40.000 Endonezya rupisi. Ve çevirdiğim zaman gerçekten çok komik rakamlar. 4 dolar, 3.90, 3.80 Avustralya doları. Yani arkadaşlar ben o mesafeyi Avustralya'da gitsem vereceğim para 25 dolar, 30 dolar civarı bir şey olacaktı. Ya burada gerçekten bu fiyatları görünce insan bir yerden bir yere taksiyle gidesi geliyor. Ve burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlarım bana diyordu, pek kulak asmıyordum, inanmıyordum ama buraya gelince gördüm. Trafik arkadaşlar dehşet kötü. Yani yolda gidiyorsunuz sanki böyle bir motor yarışı var falan gibi hissedebilirsiniz yani. Yanınızdan 30 tane 40 tane hani hep motor geçiyor. Arabadan çok motor var ve çoğu taksici gibi böyle hani Grab ya da başka işte illegal belki de bilmiyorum. Taksicilik yapıyorlar. Hepsi böyle bildiğin yolunu kesiyor. Hani lazım mı lazım mı hani yok diyorum artık hani diyeceğim artık hani o derece ayıptır senemizi. Hani yapışıyorlar baya lazım mı taksi lazım mı taksi diye. Hani göz göze gelmemeye özen gösteriyorum. Hatta birisi yolunu değiştiriyor yanıma geliyor. Lazım mı lazım mı? Yok diyorum gidiyorum. Lazım mı lan git diyorum artık. O yüzden burada arkadaşlar kesinlikle böyle hani bir yerde meri gideceğiniz zaman Grab uygulamasını kullanın. Diğer türlü belki tokatlanma ihtimaliniz yüksek. Neyse arkadaşlar açılışı biraz uzun tuttum ama önemli bilgiler olduğunu söyleyebilirim buraya gelecek arkadaşlar için. Türkiye'den gelecek arkadaşlar için de zaten burada vereceğim Avustralya doları karşılığını orada kendiniz ortalama 20 dolar şu an 20 ile çarparak TL fiyatını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Umarım keyifli olur, umarım eğleniriz. Ve zaten başka bir videomda ya da short videosu olur ya da normal uzun bir video çekelim. Oda tanıtımı, otel tanıtımını, kaç para verdiğimi bunlardan bahsedeceğim zaten. Diyerek o zaman biz yavaştan yolculuğumuza çıkalım. Birazdan bir yemek yiyeceğiz ve sonra taksiyle gideceğiz. Ortam şöyle arkadaşlar, her yer motorcu görmüş olduğunuz gibi. Senin ne işin var burada? İçeride böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, coffee shoplar var. İşte şurada mesela kokonat ya da limonata suyu alabiliyorsunuz. Burada aynı şekilde dondurmalar var. Buradan popcorn alabiliyorsunuz. Sadece 20 bin Endonezya rupisi. Fiyatlar bence arkadaşlar uygun. Çevirdiğimiz zaman 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar gibi ücretler yapıyor. Bu kısım aquapark'ın olduğu kısım. Şuradan çok güzel kayışlar yaptık. Burada içeceğiniz alkolünüzü alıp burada havuzda dinlenebilirsiniz. Şuradan kaydık biz tam olarak. Gerçekten inanılmaz bir şeydi. Yani GoPro ile çekmeye izin vermediler. Çünkü ellerimizi şöyle yapacağımız için biraz tehlikeli olacağını söylediler. Ama o kadar güzel keyifliydi ki.
Did you like? Yeah. Yeah, did you go? Yeah, we did. Which one is better? Oh, this one. This one? Yeah. It's good. Arkadaşlar, gerçekten keyifliydi. Ben zevk aldım. Sesler biraz fazla. Ben keyif aldım. İçerideki ücretler gerçekten çok da uygundu. Mesela bir limonata alıyorum işte 40 bin Endonezya rupisi falan ediyor. O da ortalama 4 dolar, 3 dolar gibi bir ücret yapıyor zaten. Gerçekten ücretler çok uygun. Yani bir yemek yiyoruz, bir pankek alıyoruz falan böyle. Yani kişi başı 4 dolar, 5 dolar. Hani Avustralya dolarına bahsediyorum çünkü biz Avustralya'dan geldiğimiz için fiyatlar gerçekten uygun arkadaşlar. TL çevirdiğiniz zaman da gerçekten yine uygun olacağını düşünüyorum. Yani uygun olmasa bile Türkiye'de yapacağınız bir tatilde daha pahalı olacağını düşünmüyorum. Bunları göz önünde bulundurarak bence buraya gelin. Yani çok bir numarası yoktu ama keyifliydi. Do you wanna say something? No? You don't wanna be famous? Merhaba. Merhaba. Say hello. Hydrate'den kaydıktan sonra yaklaşık böyle bir 15 dakika gidebilirsiniz. Çok keyif aldım. Şu dinginlik beni çok mesut ediyor. Kapatmam gerekiyor. Where are you going? You gonna go? Thank you.
Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz kaydıraktan kayarken bizim fotoğraflarımızı çekiyorlar. Eğer istersek bunun parasıyla verip alabiliriz arkadaşlar. Tabii umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım. Çekerken de keyif aldım. Burada bulunurken de keyif aldım. Diyerek videoyu yavaştan kapatıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak üzere. Bu arada arkadaşlar Ender Öz'den çok daha fazla video gelecek. Takipte kalın. Diyerek videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.